White Snake, we need to chat. The name is Thor, with a T and an R and an O and a H, but not in that order. Herkese merhaba, What If'in 7. bölüm incelemesine hoş geldiniz. Eğer Odin Loki'yi çocukken evlatlık edinmek yerine buz devlerine teslim etseydi, Şimşekler Tanrısı Thor nasıl birisine dönüşürdü temalı bir What If bölümü izledik. Bu hikayenin sonunda Vision'la birleşmiş olan bir Ultron da bizleri karşıladı. Mükemmel bir bölüm değildi ama bir önceki bölüme göre bence izlemesi çok daha güzeldi. Tabii ki bu bölümde de bir sürü detay vardı. Vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Öncelikle Watcher'ın her bölümde biraz daha belirginleşmeye başlaması beni biraz ürkütüyor çünkü kendisi pek de sevimli birisi değil. Bu bölümde seslendirmenlerimiz arasında Chris Hemsworth, Natalie Portman, Kat Dennings, Tom Hiddleston, Samuel Jackson, Jeff Goldblum, Cobie Smulders, Frank Grillo, Taika Waititi, Karen Gillan, Jamie Alexander ve Seth Green gibi yine filmlerde de karakterlerimizi canlandıran kişiler bulunuyor. Bilmiyorum sadece bana mı öyle geliyor ama çoğunlukla ana kadroda bulunan MCU oyuncularını seslendirdiği bölümler daha bir güzel oluyor bence. İlk olarak birçok dalda uzmanlığı bulunan Dr. Jane Foster ve yardımcısı Darcy ile bölüme başlıyoruz. İkisi yine birlikte bazı incelemeler yapmakla meşgul. Jane'in bahsettiğine göre 2 yıl öncesinde Alpha Icarus isimli bir yıldız patlamayla yok olmuş ve şu anda dünyada aynı tehlike altında. Sonrasında öğreniyoruz ki bu tehlike Thor'dan kaynaklanıyor. Bahsettiği Icarus yıldızı ise ancak kütlesel çekimsel merceklenme yardımıyla gözlenebilen mavi bir süper dev yıldız olarak ayrıca dünyaya olan 14 milyar ışık yılı uzaklığıyla şimdiye kadar tespit edilmiş olan en uzak tek bir yıldız olarak biliniyor. İsminin Icarus'a benzerliği ve Jane'in elinde tuttuğu tablette görünen gökyüzü haritası yani Celestial kelimesi ayrıca Darcy'nin kullandığı bu cümleyi de "Isn't there something you can do?" filmin fragmanında duyduğumuzu da hesaba katarsak bütün detaylar bize elbette yakın zamanda vizyona girecek olan Eternals filmini anımsatmış olabilir. Ardından tanıdık bir sahne karşımıza çıkıyor. Bu binayı 2012 yılında Avengers filminde Loki'nin ısrarla insanların ona diz çökmesini istediği yer olarak görmüştük. Hemen... Çökün! Orası olduğundan yine de emin değilim çünkü Avengers'ta bulunan yer Almanya'daydı diye hatırlıyorum. Buranın konumu ise Las Vegas olarak görünüyor. Asgard'dan dünyaya inen oldukça ciddiyetsiz Thor'un arkadaş grubu yine Fandral, Lady Sif, Volstagg ve Hogan gibi kişilerden oluşuyor. Bu Thor'un biraz daha farklı olmasının sebebini zaten Watcher bize kendisi anlatıyor. Thor bizim bildiğimiz hikayede kardeşi Loki'nin aldığı kararlara ve hırsı yüzünden çevresine zarar verebilme potansiyeline karşılık böyle bir duruş sergilemek zorunda kalıyordu. Ancak bu hikayede böyle davranmasına gerek kalacak herhangi bir durum yaşanmamış. Çünkü Odin bebek Loki'yi evlat edinmek yerine onu buz halkına teslim etmiş ve Loki ile Thor farklı yerlerde büyümüşler. Zaten Thor Loki varken bile neredeyse şımarık birisiydi diyebiliriz bence. Şimdi ise önünde hiçbir engel kalmadığı için ve Asgard'ın tek varisi olduğu için kendisini kasmasını gerektirecek herhangi bir sebep bulunmuyor. Bu yüzden de oldukça serkeş birisi olarak büyümüş. Tam da Thor'dan beklenecek bir hareket bu arada. Ayrıca Watcher'ın her bölüm başında ufak tefek anlattığı bu hikayeler kısmında arkada dönen resimler çok güzel çizilmiş, dizinin genel çizimlerinden çok daha güzel ve asil görünüyorlar. Yine de bu bölümün çizimlerini genellikle beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle buz devi Loki çok güzel görünüyor. Biliyorsunuz sinematik evrende Loki'yi bu şekilde çok da fazla görme şansımız olmamıştı. Ama onu hem görsel açıdan hem de en başından beri istediği halkın bir üyesi olarak görmek çok güzel. Diğerlerinin dışında Thor'un çizimi ise biraz Shrek'teki yakışıklı prensi, biraz da Disney prenseslerini anımsatıyor olsa da yine de bir şekilde Chris Hemsworth'a benzetmeyi başarmışlar bence. Odin'in uykuya dalmasından ve annesi Frigga'nın Asgard'ı Thor'a emanet etmesinin ardından oğlunun pek de ciddiye almadığı, ayrıca fark ettiniz mi bilmiyorum, Asgard koridorlarında dolaşırlarken arkalarında büyük bir eldiven görünüyor. Thanos'un eldiveninin üzerinde taşlarıyla birlikte burada ne iş var gerçekten bilmiyorum. Bir de resmen sıradan ve önemsiz bir şeymiş gibi sergilemişler. Demek ki Loki'nin buz halkıyla büyümüş olması bu evrende birçok şeyi de değiştirmeyi başarmış. Arkadaşlarına ikram ettiği içkiden sonra muhtemelen Asgardlıların alışkanlıklarından bir tanesi olan yine bu hareketi yaptığını görüyoruz. İlk Thor filminde ve Loki dizisinde de bu hareketin aynısını görmüştük zaten. This drink, I like it. I know, it's great, right? Another! Another! Asgardlıların Midgard'daki partiye inmelerinden sonra filmlerde Carl Urban'ın canlandırdığı The Executioner karşımıza çıkıyor. Thor kendisine içkinin hiç bitmediğinden, sihirli olduğu için sürekli yenilendiğinden bahsediyor. Böyle bir detayı da yine Ragnarok filminde Thor'un Doctor Strange'in yanına gitmesiyle görmüştük. Hatta Thor bu duruma bayağı bir şaşırmıştı hatırlarsanız.
So I keep a watch list of individuals and beings from other realms that maybe your adopted brother Loki is one of those beings. Jane'in dünya dışı olarak adlandırdığı varlıkları incelediği ekranda ilk olarak karşımıza Guardians of the Galaxy ekibinden Yondu ve Kraglin çıkıyor. Ardından Thor'un yanındaki birkaç Skrull'la muhabbet ettiğini görüyoruz. Onlar da bir çeşit uzaylı olduğu için renkler ekranda farklı görünüyor elbette. Yine birkaç bölüm öncesinde olduğu gibi Seth Green'in seslendirmesiyle birlikte Howard the Duck karşımıza çıkıyor. Çizgi romanlarda çok eski ve oldukça eğlenceli bir karakter olan bu ördeği bu dizi içerisinde görmek gayet güzel. Umarım ilerleyen projelerde de daha sık karşımıza çıkar. Ördekten sonra yine Ragnarok'tan başka bir karakter, Jeff Goldblum'un seslendirmesiyle birlikte Grandmaster karşımıza çıkıyor. Ve bizim evrende olduğu gibi burada da parti vermeyi çok seviyor anlaşılan. Yine ilginç bir şekilde Korg ve Nebula'yı, Sif, Drax ve Valkyrie'yi birlikte görüyoruz. Bir şekilde Darcy'yi tavlamayı başaran Howard biraz hızlı davranıp evlenmeye bile ikna etmiş. Hollywood filmlerinden bildiğimiz kadarıyla Las Vegas'ta bu ayaküstü nikahlar çok sık yapılıyor ve bu nikahı da Elvis Presley kıyafetli birinin kıydığını görüyoruz. Shield'den Ajan Hill ve Rumlov'un gelmesiyle birlikte bizimkilerin yakalanması gerektiğini, ayrıca Maria'nın geçici olarak Nick Fury'nin yerine baktığını öğreniyoruz. Çünkü Korg eğlenmeye çalıştığı sırada onu bir şekilde yaralamayı başarmış ve şu anda bilinci kapalı durumdaymış. Fury'nin Thor'a seslenme şekli ise ayrı bir güzeldi çünkü bahsettiği Spicoli karakteri 1982 yapımı başrolünde Sean Penn'in bulunduğu Ridgemont Lisesi'nde Hızlı Günler isimli bir gençlik filmine gönderme. Karaktere baktığınızda zaten Thor'la olan benzerliğini söylememe gerek kalmıyor. Uzaylılarla ilk diplomatik ilişkilerin bu şekilde olmadığını biz de Jane Foster'la birlikte öğreniyoruz ve bu çağrı cihazı bizi yine tahmin ettiğimiz kişiye ulaştırıyor. Thor'un fotoğraf çekildiği kişilerden bir tanesinin Guardians of the Galaxy 2'nin After Credits sahnesinde karşımıza çıkan Ayesha olduğunu görüyoruz. Bu evrende çoğunluğun bu kadar mutlu olması gerçekten çok güzel. Loki'nin gelmesiyle aralarında bumlamakla alakalı bir muhabbet geçiyor. Bu kısmı izlerken gerçekten çok güldüm. Çünkü bumlamanın ne anlama geldiğini anlamışsınızdır. Loki'nin Thor'a bumlayan her zaman sen olursun demesi yine mitolojiye çok güzel bir göndermeydi. Thor yani God of Thunder, mitolojik kitaplarda da gerçekten de gürültülü bir şekilde gaz çıkarmasıyla bilinen bir karakter. Hatta en son okuduğum Loki'nin Müjdesi kitabında Loki bu konu üzerinden Thor'la gerçekten bayağı bir dalga geçiyor. Gökyüzünden Carol Danvers'in geldiğini görüyoruz. Ayrıca bu bölümde iki karakterin fanları arasında sürekli tartışma çıkartan Thor mu yoksa Kaptan Marvel mı daha güçlü muhabbetine de değinilmeye çalışılmış. Bu kısımda da Endgame'de ikisinin tanıştığı sahneye güzel bir gönderme yapılmış. I like this one. Mjolnir'i Carol'a vurmasıyla birlikte kadının ülke değiştirmesine sebep olan Thor hemen arkasından İngiltere'de bulunan bu dikili taşların bulunduğu bölgeye iniyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Loki'nin incelemesini yaparken zamanın artıklarının daha doğrusu Eliath'ın da bulunduğu bu alanda bu taşlara rastlamıştık. Minik bir şekilde de olsa o diziye de gönderme yapmayı unutmamışlar. Carol Danvers hem bir asker olduğu için hem de kedisinin ismi Goose olduğu için Top Gun filmine de güzel bir gönderme yapıldı. Dev Loki kendisini ayarlaması için Jane'in bir arkadaşı olup olmadığını sorarken aklıma Tom Hiddleston ve Kat Dennings'in bir aralar gerçekten çıkıyor olduklarına dair dedikodular geldi ama hiçbir zaman sevgili olduklarını doğrulamamışlar. Ve bu sırada Thor ve arkadaşlarının dünyaya önemli derecede zararlar verdiğini görüyoruz. Annesinin azarlamasından sonra ise bir şekilde yaptıklarını düzeltmeye çalışıyor. Büyücü Frigga'nın geleceğini öğrenen herkes de Thor'a yardım ediyor. Dikili taşlar, Surtur yüzünden sönen elektrikler, özgürlük anıtı, London Eye ve Pisa Kulesi gibi dünyanın dört bir yanında bulunan önemli anıtların düzeltilmesinden sonra her şeyin yoluna girdiğini görüyoruz. Ta ki son sahneye kadar. Sonsuzluk taşlarını üzerindeki zırha işlemiş olan kısmen Vision, kısmen Ultron görünümlü bambaşka bir düşman bizleri karşılıyor. Ultron'un da Vision'ın da ayrı ayrı ne kadar tehlikeli olabileceklerini görmüştük aslında. Bu tehlike karşısında Watcher'ın bile ne kadar korktuğunu görebilirsiniz. Happily ever after. Wait, what? En başta da söylediğim gibi bu bölümü izlemek geçen bölüme göre çok daha keyifliydi bence. Yayınlanan tanıtımlara göre önümüzde birkaç bölüm daha var gibi görünüyor. Bu bölüm için benim bulabildiğim detaylar bu kadardı. Kaçırdığım başka detay veya söylemek istedikleriniz varsa aşağıya yazmayı lütfen unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.